Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz güzel, gününüz aydın olsun efendim. Günün bütün güzellikleri bizleri bulsun. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir günümüz olsun temennisiyle başlıyoruz. Sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yere herkese sevgiler, selamlar olsun. Günlerden Perşembe ve il müftülüğünden çok değerli bir konuğumuz yerini aldı. Önemli bir konu üzerine söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Bizlere eşlik etmek isteyenler nasıl ulaşacaklar efendim? SMS yoluyla bizlere ulaşmanızı istiyoruz. Kontaya yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hazırsak Hanım Elit'in güzelliği ile başlıyor. Evet, İl Müftülüğü'nden konuğumuz dedik, Merkez Vaizi Sayın Şefik Bağcıvan hocamız bizimle birlikte. İslam'da ticaret ahlakı ve helal kazanç diyeceğiz. İslam'da ticaret kuralları nelerdir, nasıl olmalı ve helal kazanç nasıl olur, nasıl helal yoldan kazanabiliriz? Çalışmanın da öneminden bahsedeceğiz efendim. Konuyla ilgili sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Sayın Bağcıvan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederiz. Hamdolsun iyiyiz. Sizleri sorarım. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Allah'a emanet. Dedik ki çalışmanın önemi, ticaretin öneminden bahsedeceğiz. İslam'da ticaret ahlakı, yani ticaret ahlakı ve helal kazanç aslında nasıl olmalı? Hangi yolları izlememiz gerekiyor? Bu soruların cevabını sizden alacağız. Öncelikle çalışma diyelim. Çalışma ve ticaretin önemiyle başlayalım. Buyurun. Evet. Kıymetli seyircilerimize hayırlı günler dileriz. Konu önemli bir konu. Evet. Çünkü hiçbir kimse ticaret hayatının dışında değil. Ya alıyor, ya satıyor, ya üretiyor, ya yönetiyor, ya yönetiliyor. Evet. Ya çeşitli sektörlerinde bir şekilde ticaretin bir ucundan tutuyor ya da birçok uçlarından tutuyor. Bu kişiye göre değişebilir. Ama burada önemli olan mesele şu. Ticaret konusunda, çalışma konusunda neden bu konulara eğiliyoruz? Mesela o. Çünkü burada biz şunu söylemek istiyoruz. Allahu Azze ve Cel İslam dinini bize gönderdi, insanlığa gönderdi. Şunu öncelikle kabul etmek gerekir ki insanlık içerisinde hiçbir kimse eksik kalmamak üzere evet. Allah vahyini ulaştırmıştır. Daha ilk insan Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'ı Cenab-ı Hak bilgilendirmiştir ve alleme Adem'el esma'e küllaha. Sonra Hazreti Adem'i peygamber olarak görevlendirdi. İlk peygamberdir. İnsanlığın hem fiziksel atası hem de manevi atasıdır gelen insanların hepsinin. Evet. Dolayısıyla İslam dini dünyada yaşayan insanların dünya ahiret dengesini bulabilmesi için, birbirleriyle herhangi bir şekilde sıkıntıya girmemesi için, huzursuzluklar olmaması için, birbirine güvene dayalı bir takım alışverişin, aksi hatanın olması, muhabbetin, güvenin olması için evet. İslam dini insanların yaşayışında bir takım prensipler getirmiştir. Bu prensipler hem dünyada huzuru hem de ahirette huzuru bulmamız içindir. Yani Allah ben size akıl verdim kendiniz bu işi bulun dememiştir. Zira akıl tek başına ilahi kaynaktan besinini almadığı sürece farklı şekilde düşünür. Hep kendi kazancını düşünür. Karşı taraftaki insanı düşünmeyebilir. Değil mi? Genelde böyle yapıyoruz. Genelde maalesef, böyle. Maalesef, bugün evet. Dünyanın birçok yerlerinde çalışan, efendim maddi alanda ilerlemiş insanlar var. Bunların aklı var. Aklı var ama bunlar her türlü imkanı, her türlü kaynakları kendilerine doğru çevirmeye ve başka kâr amacı insanları güderek değil mi yapıyoruz genel? Kâr amacı güderek yapıyoruz. Her şey evet, benim olsun. Olmadı, bencillik var. İşin içinde bir adabı var bence. Doğru, doğru. Evet. İşin içerisinde bencillik var. Egoizm var. Evet. Tamam. Hepsi olsun, benim olsun. Bizim ırkın olsun. Gibi bir takım düşünceler o aklı yanlış kullandırıyor, o aklı yanlışa doğru çalıştırıyor. İslam dini ilk insan Hazreti Adem, ilk peygamber Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan beri son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tüm peygamberlerle insanlar arasındaki çeşitli meselelerde sıkıntıya uğramış, kaybolmuş, bozulmuş,
prensipleri, erdemleri tekrar ortaya koyup yolunu düzelte. Tek din İslam dininin ilk kitabı Hazreti Adem'e gelen sayfalardır. Son kitabı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Zaman içerisinde bu mesajlarını göndermiştir. Maksat nedir? İnsan bulunduğu dünyada da onuruyla, şerefiyle bir başkasına haksızlık etmemek üzere hakkına razı olarak, helalinden çalışarak, gayret ederek bir takım şeylere sahip olması ve bir de sahip olduklarının hepsinin kendisinin olmadığını bilmesi. Ha işte burası çok önemli. Hani sahip ama olmak istiyoruz materyalist, ama sürekli bizde kalacakmış gibi. Doğru, materyalist, maddeci insanlar, onların dini, imanı, esas gayesi, amacı madde hep benim olsun. Para hep benim olsun. Böyle düşünürler. İslam dininde bu böyle değildir. Malı mülkü veren Allah'tır. Mal mülk Allah'ındır. Evet. İnsanlar burada emanetçidirler. Emanetçiye gerekli görev nedir? Emanet olarak almış olduğu o imkanları, o malı, o zenginliği, o parayı, o yetkiyi, her şey buraya girer. Tamam. Emanete ihanet etmeden sadık kalarak onu kullanmak, onu yönlendirmek, onu geliştirmek. Aksi takdirde işin içerisinde Allah'ın verdiği imkanlara ihanet söz konusu olur. O zaman sıkıntılar meydana geliyor. İhanet olmayacak, aldatma olmayacak değil doğru, mi? Doğru. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan bahsedeceğiz. Çok fazla. Şimdi ayeti kerimeye bu noktada şöyle bakacağız. Çalışma neden önemli? Yani Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri şunu söylemiyor. Siz inanın, varsın çalışmayın. Ben size gökten indiririm demiyor. Bu yok. Değil. Gücü yani olan gökten altın, değil, gümüş bir şey yağmaz. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle belirtir. Ve en leyselil insan illa masa'a. İnsana ancak çalışması vardır. Ve enne sa'yehu sefeyura. Çalışmasının sonucunu, ürününü o sonra görecektir. Maddi alanda, manevi alanda. İyisinde, kötüsünde. Ondan gayret beklenir. Bu rızkın takdirinde Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerinin iradesi hakimdir. Ama insana çalışması, gayret etmesi, iradesini helale doğru yönlendirmesi, bu amaçla çalışması, kafa yorması, efendim bedeniyle çalışması, insanlarla ilişki içerisinde bulunması, yani tek o yok. Evet, İnsanlar ticarette beraberdi. İletişim, ticarette ilişkiler değil mi? Tabii. Evet. Alandır, satandır, üretendir, satandır, yönetendir, yönetilendir. Efendim üretmede patrondur, orada çalışan insanlardır. Her insan böyle birbirine bağlıdır. Bir şekilde alıyor, veriyor, bir takım şeyler yapıyor. Evet. Onun için çalışma gerekli. Yine bir ayeti kerimede daha Cenab-ı Hak وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Ahiret yurdu için Allah'ın sana hazırladıklarını ara. Ahirette müminlere cennet var, sevaplar var, ödüller var, huzur ve saadet var. Evet. Bunu ara. Ve la tense nasibeke mine dünya. Dünyadaki hazzını, nasibini, payını da unutma. Dünyada da çalışacaksın. Gayret edeceksin, emek vereceksin. Birinin sırtından geçinmeyeceksin, asalak olmayacaksın. Değil mi? Rabbim o kadar güzel nimetler, çok çeşit vermiş, zenginlikler vermiş ama birçoğu da ham madde değil mi? Onları işler hale getirmek tabii, durumundayız. Tabii, o yüzden bugün, çalışmak durumundayız. Yani ayeti kerimede Cenab-ı Hak yeryüzünün derinliklerine ve gökyüzüne doğru gayretle çalışın. Tabii bunun için ilim lazım. Bunun için alet, edevat lazım. Evet. Oradaki maddelerin özelliklerini, kimyasal ya da diğer elementsel olarak özelliklerini bilmesi lazım. Bunlardan nasıl faydalanılır, nasıl yararlanılır bilinmesi lazım. Evet. Sonra şunu görüyoruz. Maide suresinde ayet-i kerimede, ayet-i kerimenin kendisini vermeyeceğim. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah'ı dinleyerek, Allah'a saygı duyarak, Allah'ın emri gereğince sorumluluklarını yerine getirerek helalinden kazanan insanlara yerden de gökten de rızıklar veririz diyor.
Şimdi gökten rızık, evet yağmur yağar, yerden rızık var. Yerin ta kaç bin metre derinliklerinde o kömürde çalışanlar, efendim petrol aramak için yapılan çalışmalar, diğer madenlerin bulunması için yapılan çalışmalar, bunların fabrikalarda çeşitli kısımlarda değerlendirilmesi, bunların elde edilmesi, başka şeylerle birleştirilmesi, bunların hepsi bilmeye dayanır. Okumaya dayanır, öğrenmeye dayanır, kademe tecrübeye kademe, dayanır, evet. Çalışmaya dayanır. Bu noktada da şey son derece önemlidir. İlk nazil olan ayeti kerime. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbin adıyla oku, düşün, çalış, araştır. Bu hep onun içerisindedir. Okumakla da yetmiyoruz. Yani okuyoruz, bilgi ediniyoruz ama o bilgileri bir dağıtmak, yaymak gerekiyor. İnsan birçok şey öğrenmek durumunda. Evet. Burada şu var. Bilmek, yapmak. Bunlar çok ayrı şeyler. Evet. Bugün Avrupa'da İslam'ı bilen insanlar var. İslam'ı bilen, İslam üzerinde araştıran insanlar var ama mümin değiller, Müslüman değiller. Yani bilgi, inan o öğrendiğine güvenip ona sığınırsa, onun kendisine yükümlediği sorumluluğu kabul ederse o zaman Müslüman olur. Değilse onlar İslam'ı araştırıcılar. Belki o araştırma sebeplerinden biri de ne gibi bir açıklık buluruz da İslam'a efendim herhangi bir şekilde hücum edebiliriz diye çalışmalar biliyorlar. Allah korusun. Akıllı insanlar. Çalışıyorlar ama aklını vahiy projektöründe, vahiy aydınlığında kullanmıyorlar. Öğrendikleri bilgileri kendilerinin geleceğine yararlı hale getiremiyorlar. Bunun için bilmek, yapmak. Bu sanki şuna benzer. Bakmak, görmek gibi bir şey. Bakar yani yüzün bu tarafa bakar her şey vardır. Değil mi? Bakar görünür. Şöyle genel ama, bakarız ama. Ama işin detayını, lazım olacak şeyin özellikleri nedir, ne değildir bunu bilirsek onu görmüş oluruz. Yani her baktığımızda görmeyiz. Bazen şöyle olur size de denk gelmiştir. Ya yolda girerken yanından geçtim. Sen de bana doğru bakıyordun. Ama sen yüzüm neyi? Oraya doğruymuş ama dikkatim orada değil ki. Herkeste bu durum var. Ama o halde... gerçekten hani dikkatli bakmadığınız sürece göremiyorsunuz. Yanınızda bile olsa kişiler. Oraya odaklanmayınca olmaz. Evet. Bu bilgi de kabul edilip gereğince amel edilmezse, gereğince davranışa dökülmezse faydası yok, yüktür. Faydası yok. O yüzden inşallah iyi bilgilerimizi yayalım, herkes öğrensin. Sonra bakınız ayeti kerime ne buyurur? Ve ahsin kema ahsenallahu ileyk. Hani Allah'ın sana dünyada da vereceğini hazırlan diyor. Onu da ara, rızkını da ara. Ve Allah sana nasıl iyilik etmişse sen de iyilik et. Yani elde ettiğin bilgilerle efendim bir takım imkanlara sahip oluyorsun. Becerilere sahip oluyorsun, varlığa sahip oluyorsun. Bunları yani hep ben kazandım diyemezsin. Allah o gücü, o aklı, o düşünceyi vermeseydi nereden bulacaktın? Ya. Dolayısıyla Allah sana sınırsız iyilik etmiş. Bu iyiliği sen Allah'tan gördüğün gibi Allah'ın varlıklarına transfer et. Onlara sen iyilik yap. Evet. Ayet-i Kerim yani bu da neyle olur? Elde edersen yaparsın, varsa yaparsın. Bilgin varsa yaparsın, imkanın varsa yaparsın, yetkin varsa yaparsın. Hiç çalışmamışsın, hiç gayret etmemişsin, hiçbir şey yok elinde. Olmaz. Bundan bir şey olmaz yani. Olmaz. Bundan bir şey olmaz. Devam ediyor. Bakınız enteresan. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Elde bu imkan var diye, kafada bu bilgi vardır diye, sahip olduğum yetki, beceri, mal, mülk vardır diye yeryüzünde fesat çıkartamazsın, huzursuzluk çıkartamazsın. Yani o imkanları Allah sana iyilik olsun diye, kullan diye, efendim dünya ahiretini kazan diye vermiş, sen onu kötüye yönlendiremezsin. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Zaten ayet-i kerime kesin bu, böyle yapma diyor. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ. Yeryüzünde haksızlık yapma. Huzursuzluk çıkartma, adaletsizlik çıkartma, birilerini sömürme, efendim birilerinin sırtından geçinme. Bunu bu bağlamda böylece değerlendirebiliriz. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحَبُّ الْمُفْسِد۪ينَ. Allah yeryüzünde fesat çıkaranları, huzursuzluk çıkartanları, haksızlık yapanları, zulmedenleri, düşmanca hareket edenleri sevmez. Allah sorumluluğundaki hayata baktığınızda dünyanızda kendiniz de memnun olursunuz, mutlu olursunuz. Çalışmanız gayesinde, sonucunda çevrenizdeki insanlarda, ailenizde en başta
Kendin mutlu olursun, başkasına muhtaç olmazsın. Kendinle başla diyor zaten. Evet, kendinle başlıyor. Çünkü bir başkasından, kendin gibi insan, senin gibi ana kuzusu, insan yavrusu, sen varacaksın, ondan bir şey isteyeceksin. Var elinde gücün, imkanın. Var. Var. Buna rağmen çalışıyorsan. Bir iki, elinde var, daha fazla artırmak istiyor. Doğru. Elinde var, daha fazla artırmak istiyor. Bakın bu noktada o zaman şunu söyleyebilelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Efendimiz, zengine ve kuvvetli, yani herhangi bir arıza sıkıntısı olmayana sadaka helal değildir diyor. Yani zengin, olan, sağlık olan ve zengin, imkanı var. Olan. Bazen bakıyoruz televizyonda falan dek geliyor. Efendim dilencilikle büyük paralar yapıyor. Yani bunu çok karşılaşıyoruz ve gerçekten kızıyorum ben. Niye? Çünkü eli ayağı tutuyor. Değil mi? Yani sabahtan akşama kadar sen bunu yapıncaya kadar adam akıllı, temizlikçi olarak bir yerde çalışabilirsin. Yani işin ya da mesleğin hani alt kademesi, üst kademesi belki sınıflandırılması vardır ama insan olarak hepimiz çalışmak durumundayız. Vasfımızın yettiği, yani gücümüzün yettiği yerlerde çalışabiliriz aslında. İşte burada şunu görüyoruz, sömür görüyoruz. İnsanların inancını, vicdanını, iyilik etme melekesini sömürme olayıdır. Tabi bunun içerisine bir takım yüce kelimeler katıyor işin içerisine ve oradan topluyor. Yani öbür adam alın teri döküyor güneşin karşısında, ateşin karşısında, evet, yerin derinliklerinde, efendim, İnşaatta, çeşitli riskleri, evet, koluna koltuğuna alarak yola çıkıyor. 3-5 kuruş para meydana getireyim, kendi sıkıntımı gidereyim, çoluk çocuğumun, evet, sıkıntısını, evet, gidereyim, ülkeme milletime yardımcı olayım diye çalışıyor. Bu insan çalışmıyor. Var, daha da artırıyor haksız yoldan. Helalinden artır. Allah çünkü malı bizim ayakta durabilmemiz için, dünyaya tutunabilmemiz için, sıkıntılarımızı giderebilmemiz için, düşmanlara karşı güçlü olabilmemiz, evet, için, savunmamızı yapabilmemiz için, gelebilen hastalıklara karşı araştırmalar yapıp onlarla ilgili onları def edebilmek için Allah onun için malı mülkü verdi. Değilse övülmek için değil, ondan bundan gasp edip almak için değil bunlar. Çocukları görüyoruz akşamları dışarıda, değil mi? Mendil satan, işte para isteyen, başka bir şeyler satarak para kazanmaya çalışan, ki anneler babalar ne yapıyor da o çocuklar o saatte dışarıda oluyorlar. Şimdi ona, orada farklı şeyler var. Burası, orada, evet, farklı şeyler, evet, var. Tabii onun meşru zamanda satılması olayı var. Bir ikincisi, belli bir takım birileri vardır onların arkasında, o çocukları sömürüyorlar. Bunlar peki hocam, hani sadaka vermek durumundayız, verelim, vermemiz isteniyor. Yani biz bu kişileri nasıl bileceğiz? Yani doğru kişiye vermemiz, hani vereceğimiz yer de önemli, gidecek yer. Şöyle söyleyeyim. Her gelene vermek durumunda mıyız? Ne yapalım? Güzel, burada ne şu var. Gerekiyor? İslam ülkesinde, İslam ülkesinde kişi yalnız değildir. Evet. Bunun annesi, babası, kardeşleri, komşuları, en yakından yöneticileri, kendilerine sahip olan insanlar var. Evet. Tamam mı? Onları böyle dışarıya bırakmaz. Bunun böyle olması lazım. Yani İslam ülkelerinde dilenenlerin ortaya çıkması aslında orada bir ayıptır. Orada bir ayıp. Evet. Ayıp kimedir? Akrabasınadır. Ayıp kimedir? Komşusunadır. Evet. Ayıp kimedir? Yöneticisine, yetkilisinedir. Ona sahip çıkmalı. Ha, bunun dışında bir bakıyorsunuz, geçen gün televizyonda gördüm. Çocuklar araba silerek bir şeyler yapmak istiyorlar. Evet, yani sildikleri, evet, de bir şey değil yani, silme falan sayılmaz o. Yalandan camını ıslatma. Efendim oradan bir para verme. Arkasına gösteriyor. Kaç tane çocuk var? Geride birileri var. Geride birileri var. O çocukları kullanıyorlar. Ha, o halde paranı ona verme. Orada senin sömürüleceğini bil. İslamiyet kişinin, efendim, böyle bilinçsizce birileri tarafından sömürülmesini istemez. Akıllı ol diyor. Ayet-i kerime şöyle. Dikkat etmek zorundayız. Yunus suresi 100. ayet-i kerime. Ve yec'alur rizze alellezine la yaqilun. Aklını kullanmayanların başına rezillik gelir. Eyvah. Sıkıntı gelir. Eyvah. Yani bunu her yerde, şimdi o çocukları öyle düşün. Öbür taraftaki adam kazanıyor. O çocukları orada kullanıyor. Geride birileri var. Yazık, günah o insanlara. Böyle. Bugün elhamdülillah ülkemizde sosyal fonlar,
Tamam mı? Bunlar epeyce gelişmiş vaziyette. Belki burada şunu da söylemek gerekir. Hak etmediği halde alabilen belki vardır. Kendi beyanına göre belki efendim durumunu kötü gösterip alabilen vardır. Şunu söylemek gerekir. İstanbul'da böyle sadaka taşları varmış. Osmanlı döneminde sadaka taşları var. Zengin olan insan geliyor oraya, bir takım para bırakıyor, bir miktar para bırakıyor. Gücünün yettiğince, evet, ya da gönlünden kopanmış. Karanlıkta da fakir geliyor, orada bakıyor, ihtiyacı kadarını alıyor. Çünkü benim gibi bir başkası daha vardır diyor. Paranın hepsini alıp avuçlayıp gitmiyor. Evet. Sadaka taşları var. Evet. Zengin, imkanı olan insan, efendim bir başkasının da sıkıntısı olabilir diye bir miktar para böyle içi oyuk taşlar oluyor, oraya bırakıyor. Evet. Kim bıraktığı belli değil. Ne güzel. Kibirlenme, böbürlenme olayı söz konusu değil. Efendim hava kararıyor. İnsanlar yani bir başka yerden para alırken utanıyor. Bir utanç duygusu akşam var. Akşam genelde. Akşam alıyoruz. Karanlıkta varıyor. Oradan kendi ihtiyacı kadar. Belki aldığının 10 katı, 20 katı, 50 katı para orada hala kalıyor. Benim gibi bir başka muhtaç da gelsin alsın parasını diye. O gün kendisine yetecek kadarını alıyor. Ne güzel bir edep. Böyle bir durum. Evet. Böyle olması gereken bu. Ha, ihtiyacı varsa gidecek alacak. Eskiden böyleymiş. Böyleydi. Peygamber Efendimiz zamanında nasıldı, ona da Hazreti bakalım. Peygamber Efendimiz zamanında da oradaki evet. durumu da şunu görürüz. Sahabe radıyallahu anhumun şöyle bir amacı vardı. Ya Rabbi helalinden fazla imkan nasip eyle, bununla daha fazla yardım edeyim. Bu düşünce varmış. Çok güzel. Evet. Yani mal mülk Allah'ın bir emanetidir. İnsan onunla ayakta duruyor. Bunu elde ediyor, çalışıyor, gayret ediyor. Fakire, yoksula, yolda kalmışa, hastaya neyse kimin ihtiyacı varsa oraya vermeye çalışıyor. Zekatının dışında. Çünkü zekat verme zaten Rabbimin bana emridir. Bunu o veriyor Allah. Ve bu malımın içerisinde de fakirin hakkının olduğunu Hazreti Peygamber onlara öğretiyor. Kardeşlerimin hakkını çıkartayım diyor. Şimdi burada enteresan bir şey var. Maddeci insan yani evet. işi paraya bindirmiş olan insanlar bunu bilmezler. Para benim. Benden mi çalıştı, ben ona niye vereceğim der. Çalışan benim, kazanan benim. Neden sonra vereyim diye düşünenler vermez var. O. Evet. Ama İslamiyet'teki zenginin malına Allah'ın fakirin nasibini koyduğu gerçeğini bilirse o zaman oraya verir. Fakirden buna bir kötü göz olmaz. Farklı düşünceler olmaz. Toplumda o zekat ve diğer yardımlar bir köprüdür. Zenginle fakir arasında dengeyi meydana getirir. Hani bir şarkı var, hepsi senin mi? Yani. Yok. Evet, Cenab-ı Hak sana vermiş, lütfetmiş, evet. çalışmışsın, gayret etmişsin fakirin hakkını. Ama kazancının arada, belli bir kısmını da vereceksin doğru, demiş. Doğru. O zaman şöyle söyleyelim, işi daha fazla uzatmayalım. Çalışma ve helal rızık, helal kazanç farzdır. Evet. Farz. İman etmek nasıl farzsa, namaz kılmak nasıl farzsa, efendim oruç tutmak, hacca gitmek nasıl farz ise, çalışmak ve helalinden kazanmak da aynen öyle farzdır. Bunun tersi olursa haram, evet. haram olur ve yasaktır. Şimdi bunu söyledikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar. Evet, ticaret konularındaki duyarlılığından da bahsediyor Efendimiz'in. Doğru. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Kazancın en iyi ve en temiz olanı hangisidir diye soruyorlar. Sevgili Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam cevabı şu oluyor. Kişinin el emeği ve aldatma bulunmayan, kişinin el emeği ve aldatma bulunmayan meşru ticaretle elde ettiği kazançtır der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Sizden birinizin ipini eline alıp da gidip efendim ormandan bir odun topu getirmesi, bunu satması, ona yüzünü bir başkasından isteyerek hani yüzün arını yırttırmasından iyidir. Allah onu çevresine muhtaç etmez. Çalışan o adamı daha iyidir diyor. Git odundan, dağdan odun topla, onun ticaretini yap gerekirse değil mi? Allah senin yap. Yüzünü aydınlık eder. Seni başkasına istemekten korur kurtarır.
İstediğinde insanlar verir ya da vermez. Geç onu. Sen git bu şekilde bir çalışma içerisinde bulun. Evet. Allah seni ne yapacaktır? Destekleyecektir diye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde belirtir. Şimdi kazanç ticarette, yani mal elde etmede bir kazanç, halal taraf var. Kazançların bir, çeşitleri diyoruz tamam. Peki. Bir halal taraf var, bir haram taraf var. Şimdi kazançta meşruiyet esastır. Meşru, ilahi kurala uygun olmak. Evet. İlahi kurala uygun olmak meşrudur ve bu işe meşruiyet denir. Bunun tersi gayrimeşruluk, gayrimeşruiyettir. Evet. Dolayısıyla ayet-i kerimede şunu görüyoruz, bakınız. Nisa suresi 29-31. Ayet-i kerimede. Ya eyyühellezine amenu, la te'kulu emvaleküm beyneküm bil batıl. Ey müminler. Şimdi Cenab-ı Hak müminlere sen müminiz, inandık. Kendimizi mümin görüyoruz. Evet. Buyuruyor ki sen şunu yap, müminliğini tescille. Nedir? Mallarınızı haksız yollardan yemeyiniz. Meşru yoldan kazanınız, gayri meşrulardan kazanmayınız. Meşrusundan, temizinden elde ediniz, gayri meşrusundan elde etmeyiniz. Tabi burada bunları söyleriz biraz örnek olarak. Meşru yolla nasıl kazanabiliriz? Hani gayrimeşru yollar neler mesela? Ha, şöyle söyleyelim. Yeri gelmişken o zaman söyleyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan hırsızlık. Evet. Adamın malını adamın haberi olmadan çalmak. Almak. Ne ayıp, evet. Hırsızlık. Gasp, haberi olarak zorla efendim yaralayacağını ya da daha başka kötülükler zarar yapacağını verir. Söyleyerek, korkutarak, kolunu bükerek elinden almak. Ondan sonra rüşvet var. Ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ayet-i kerim. Ya eyyühellezine amenu ittekullah. Ey ben müminim diyenler. İnandık hepimiz biz müminiz diyoruz. Elhamdülillah. Kim demiyor ki? Evet. Diyoruz Cenab-ı Hak ittekullah. Allah'a saygıda kusur etmeyiniz. Dinleyiniz Rabbinizi. Ve zeru ma baqiye miner riba in kuntum mu'minin. Gerçekten müminseniz o rüşvet, o faizden faizden geleni bırakınız. Bir faiz, iş yapacaksınız, rüşvet. Bu sizin göreviniz. Ama siz bunun karşılığında karşı taraftan bir şey bekliyorsunuz. Beklemeyeceksiniz. Yok böyle bir şey zaten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisini zekat toplamaya görevlendiriyor. Evet. O gidiyor zekatları topluyor. Gelirken zekat malları bir kenarda, bir de bir miktar daha mal var. Hı hı. Ya Resulullah bunlar da bana hediye olarak verilenler diyor. Peygamberimiz sen evinde dursaydın, babayın evinde dursaydın sana bu hediyeyi verecekler miydi? Hayır. Vermeyeceklerdi. Bunu sana seni aldatmak için, az zekat vermek için şöyle ya da böyle nedenle verdiler. Peki yani o hediyeler o zaman ne yapmıyor? Buna ne yaptı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam el koydu, onu aldı oradan. İhtiyacı olan başkalarına verdi belki değil mi? Tabii o zekat gelir olarak şey etti. Onun elinden alındı o. Dolayısıyla rüşvette, faizde, hırsızlıkta, gaspta, çeşitli yolsuzluklar, sahtekarlıklar, efendim kara borsacılık, kumar ve türevlerinden kazanmalar. Hocam zengin olmak için hani Rabbim demiş ki ilmi her isteyene zenginliği istediğime veririm demiş değil mi? Peki zengin olmak için birçok yola başvuranlar var, işte kumardan bahsettiniz, bu bir, en büyük örnek. Daha sonra şans oyunları oynayanlar, hani ne bileyim kazı kazanlar gibi. Bunlar ne? Bunların hepsi ayeti kerimeyle. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam ricsun min amelis şeytan. İçki, kumar, puta tapmak ve şans oyunları. Evet. Bunların hepsi şeytanın, kötü düşüncenin, kötü fikrin insanı yönlendirdiği durumlardır. Bunlardan artık vazgeçin diyor. Çünkü bu yollarla insanlar arasında, toplum içerisinde huzursuzluk meydana gelir. Evet. Kavga meydana gelir. Yani o şans oyunların hangisi olursa olsun. O yolla kazanmışsa ne yapacak peki? O yolla hani kazanmışsa kazandı, derhal elinden çıkaracak. Istedi. Derhal kazandı. Elinden çıkaracak. Hatta şunu söylemek isteriz.
Hırsızlıkla elde edildi, para kiminse sahibine verilir. Gaspla elde edildi, para kiminse sahibine verilir. Sahibi belli olacaksa. Hatta çok zaman sorular gelir. Dikkatini çekerim kıymetli kardeşlerimin. Onlar da ileride büyüyecekler. Bugünkü genç olan insanlar, gençler biraz hırslı olur. Evet. Kadın olsun, erkek olsun. Dünyaya biraz daha bir şeyler ilave etmeye yöneliktirler. Evet. Ama yaşlar ilerleyince baktılar ki herkes görür. Parayla saadetin olmadığını herkes görür. Parayla saadet olmaz. Sonra ölüme doğru bir adım daha yaklaşıyor. Aklı başına geliyor. Falan zaman ben birilerinden bunu almıştım. Vermedim. Şimdi ben bunu nasıl ödeyeyim? Evet. Adam varsa, adamın mirasçıları varsa gideceksin, vereceksin. Bugünkü değerde vereceksin o malı. Peki hocam, harcaması ve şu an onu karşılayacak duruma sahip değilse? Şimdi harcadıysa varacak en azıyla, en azından helallik, bir miktar vermeye çalışacak. İmkanım yok ancak şu kadar veririm diyecek. Helalleşmenin yoluna gidecek o insanlarla. Evet. Bazen o insanlarla yüzleşemiyor insanlar. Var, insan da var. Onun çocukları da var. Yani mirasçıları da var. Utanırım diye gidemiyor. Onun yerine ben alayım bir başka hayır müesseselerine ya da fakir fukaraya vereyim. O insanları bildiği sürece, o insanlar var olduğu sürece ve onları da bildiği sürece kendisi bir başkasına veremez. Ona verir. Varacak ona, o ne yaparsa yapsın. Ama bilmediyse, kimden alındığı belli değilse, o zaman belki o zaman başkasına, fakire, efendim o hayır müesseselerine öyle verir. Haram kazancı, ben bundan hayır yoluna vereyim, sevap umayım. Bu yoktur. Bu imanını da zedeler. Haram kazancı, ben buna zekat vereyim de temizleyeyim. İmanını da zedeler. Çünkü Allah haram kazancı, haram yoldan elde edilen kazanca zerre kadar meşruiyet vermemiştir. Peki onu ne yapacağız biz? Hani onu, nereden geldiği belli değil. Belli değil. O zaman muhtaç olan kimler varsa oraya ver ama ben bunu ibadet ediyorum diye değil. Elimden çıkarıyorum çıkarmak diyecek. Için. Elimden çıkarıyorum. Bunun önemli meselesi o. Şans oyunlarından elde edilmesi. Sonra domuz, leş, şarap. Bugün bazen olabilir. Ticareti hayvanı ölmüştür. Boşa gitmesin bu efendim şu kadar kilo hayvan deyip onun satımı. Efendim domuzdan gelen gelir. Haramdır, şarap, uyuşturucular. Bunlardan gelir elde ediyor. Hem de büyük büyük gelirleri var bunların. Evet. Bunların büyük büyük gelirleri var. İşte aldatıcılık giriyor burada devreye hocam. Yani malınızın kusurunu saklamak devreye giriyor. Ne kadar? Doğru. Bunu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yasaklamıştır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman pazara gider, kişilerin nasıl hareket ediyor diye şöyle bir gözlemlermiş. Gözlemler, evet. Bir seferinde birisinin çuvalında buğday var. Hı hı. Şöyle bir elini içine doğru karıştırıyor. Aman, ne çıkıyor? Islak, ıslak. Evet. Bu niye böyle diyor? Hı. Yağmur yağdıydı. Üstüne niye görmüyoruz ya? Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men gâşşenâ feleyse minnâ buyuruyor. Bizi aldatan bizden değildir. Mümin, mümini de aldatmaz, mümin gayrimüslimi de aldatmaz. Evet. Yani dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insan yani Müslüman birisi bir başkasını aldatamaz. Dininde böyle bir müsaade yok. Yalan söyleyerek efendim karşıdaki insanları inandırmaya çalışırlar. Şimdi ayet-i kerime bakınız şöyle buyurur. Efendim aranızda mal kazanırken haksız yollardan kazanmayın. Ancak rızaya dayalı ticaretle mal kazanın der. Burada da bunun altını bir çizmek gerekir. Evet, nasıl bu yolu nasıl bulacağız? Tamam, güzel. Ticarete de rızaya dayalı. Gerçekten samimi olarak sözü doğru. Bir şekilde malın durumu ortada. Tamam mı? Karşılık belli bir fiyatta da anlaştılar. Evet. Tamam mı? Satanın ya da alanın aldatma niyeti yok. Malının durumu net belli. Efendim ayıbı da yok. Söyle, böyle bir durumu da yok. Ha, karşılıklı anlaşmışlar. Mal beğenilmiş. O da satmış. Fahiş fiyat koymamış ortaya. Evet. Aldatma niyeti yok. Ha, bu helaldir. Ama işin bir de öyle şöyle tarafı var. Adama diyor ki bana
50'ye mal oldu diyor. Hı hı. Halbuki 30'a mal oldu. Şimdi i̇şte karşıdaki şu... insan, karşıdaki evet. insan ha bu 50'ye mal olduysa ben buna şu kadar karı rahatlıkla verebilirim der. Üzerine o da 10-15 koyar belki. Tamam mı? Sana bu helal olsun der. Ama aslında 30'un üstündeki zaten fazladan. Şimdi sözü ya da yalan söyleyerek karşıdaki insanı bu şekilde inandırmış, sonuçta bir rızayı meydana getirmiş. Bu rıza değil. O adama efendim bu şekilde hareket edildiği, söylenildiğinde aldatıldığını bilirse kızacak mı? Evet. Pişman olacak, o alışverişi bitirecek. Evet. O halde burada rıza yoktur. Yalan söyleyerek, yalan yere yemin edilerek ya da malının ayıbı var, gizliyor. Sonra bazı sektörlerde mal satarken kusurlu maldır. Pek o kadar ahım şahım değildir. Kusurlu da öyle, pideyi deve yapar. Evet. Onun malından daha iyisi yoktur. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Alırken karşıdakinin evi, arabası, efendim başka malzemeleri iyi. Ama onu daha aşağıya kurtarabilmek için şurasında şu var, burasında bu var diye yok yere onu ayıplamak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde efendim haram ticarete girer. Bakınız Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem evet. Efendimiz şöyle genel ortamı ifade ederek şöyle bir şey söyleriz. En temiz kazanç nasıldır? Buyuruyor. Evet. Konuştuğunda yalan söylemeyen, müşterisine hainlik etmeyen, vaadini yerine getiren, mal yapacaksa ya da parayı zaman verecekse, belli zaman söylediler ya, o sözünde duran, sözünden dönmeyen, satmak için aldığı malı ucuza getirmek niyetiyle kötülemeyen, satarken daha pahalıya satayım diye övmeyen, evet. borçlarını zamanında ödeyip bekletmeyen, satıcı önemli. İçin alıcı için de böyle. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir diğer ifadelerinde matlul ganiyyi zulmün buyururlar. İmkanı olup da vaktinde borcunu ödemeyen zulmediyor, haksızlık ediyor. Bazen insanlar arasında şunlar olabilir. Vakti geldiğinde, vadesi geldiğinde parayı vermiyor. Hani ya yalan söyleyerek. O anda elinizde olmayabilir, hani birkaç gün sonra diyebilirsiniz ama birkaç gün süre vermişseniz, söylemişseniz o zamanda da gidip vermeniz gerekiyor. Yani, tamam o gün evet. olmadıysa evet. varır, gerçekten yoksa 2-3 günde, bir haftada neyse müsaade alır. Çünkü o da başkasına borçludur. Evet. Senden aldığını oraya verecek. Ama varken... Bilerek varken vermeyip, müsaade almaya çalışıp, yalan söyleyerek müsaade almaya çalışıp bir ay iki ay daha atlatıyor ve bu parayı döndürüyor. Ve bundan kar elde ediyor. Bu para kimin? Kendisinin değil. Çalışıyor, bir başkasının parasıyla çalışıyor. O para sahibinindir. O da haramdır. Öyle vermeyip de kendisine kazanan bunu haram olarak kendisinde bırakıyor. O zaman şöyle baktığımızda kişinin verdiği sözü yerine getirmesi, imkanı yoksa adamla konuşması. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu belirtir. Yalan söylemeyin. Mümin yalan söylemez. Yalan söylemeyince tamam o gün bir seferinde öyle sıkıntısı olmuştur. Karşıdaki insan bunu idare eder. Ama alışkanlık ederse, hep atlatıyorsa, hep aldatıyorsa bu hiçbir zaman vaktinde parayı ödemeyecek. Çünkü geciktirecek. O kazanacak daha. O parayla kazanacak, kendisine bir şeyler koyacak. Kendisine koyduğu o imkanlar kendisinin değildir. Evet. Karşıdaki insanın hakkıdır. Şuraları bitirelim. Alacakları hususunda adamın elinde yoksa onu zora sokmayandır. Biraz mühlet tanıyabilen insandır. Der sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, böyle bir tüccarın kazandığı kazanç helaldir diye net bir şekilde belirtir. Tevbe suresi 119. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Müminim diyenler. İttekullah. Allah'a saygıda kusur etmeyiniz. Allah bilincinde olunuz. Ve künu ma'as-sadıkîn.
Doğrularla beraber olunuz. Doğruların yanında yer alınız. Doğru olarak onların yanında yer alınız ifadesini görüyoruz. Peki hocam bir şey daha eklemek istiyoruz. Hani bu şeylerde indirimler işte marketlerde olsun, mağazalarda olsun. Zaman zaman işte %50 indirim, %60-70 indirim. Bunlar nedir? Bu da aldatıcı bir yanı mıdır ticaretin? Şimdi hani zaten indirim şunu hep söyler annem. Zaten vereceği fiyattır indirimde verdiği fiyat. Zaten kendi fiyatıdır o. O zaman burada hani indirim var mı? Gerçekte böyle bir indirim hani belli dönemlerde sezon sonlarında genelde indirimler oluyor. Şimdi şurada Peygamber Efendimiz hani şu tüccarın durumunu söyledi ya. Gerçekten daha evvel 20'ye satılıyor da sezon sonu diye gerçekten 15'e 10'a inmişse levhalarını koysunlar. Evet. Problem değil. Ama yalan söylüyor. Yani aslında 20'ydi de o gün 40'tan 20'ye indirdik diye söylüyorlarsa. Evet. Burada kişileri yanıltma var. Kendileri bilir kim yapıyorsa. Ben yapıyorsam da başkası yapıyorsa da. Genelde bunu kişi kendisi bilir. Yalan söylediğini söylemediğini, yalan afiş yazıp yazmadığını kişi kendi bilir. Biraz çok doğru. Ya da indirimli diye aldığınız ürünlerde sağlam diye alıyorsunuz ya da ne bileyim atıyorum bir peynirden örnek verelim. Bakıyorsunuz işte şu kadar gram ya da şu kadar kilo şu kadar fiyata indi deniliyor. Baktığınızda ya da tarttırdığınızda bir eksiklik çıkıyor, bir şeyler oluyor. Ha, o zaman da onu da şöyle söyleriz. Evet. Onu da şöyle söyleriz. Efendim kaliteli malı. Evet. Eğer ki ciddi onun normal fiyatından indirerek indirim yaptım diyorsan indirimdir o. Helal olsun. Evet. Ama öyle değildi. Mal kalitesiz. Yani aynı malı kalitesizleştirmiş. Ya da tarihi kaliteli diye satılırsa. Gramajını düşürmüş. Normal gramdır diye satılıyorsa, adına indirim deniyorsa bu indirim değildir. Bu yalan söylemektir. Yalan söylediğini kendi biliyor. Müşteri bilmez. Müşteri bilmez. Biz güvenmek istiyoruz, bilemez. Gidiyoruz indirim diye alıyoruz ama sonrasında birçok problem yaşayabiliyoruz. Evet. Peki devam. Sonra devam edelim. Zimmete para geçirmek, kamunun hakkını zimmete geçirmek. Evet. Yöneticilerle ilgili. Çünkü işlerimiz yöneticilerde. Efendim burada kamunun malını çeşitli yollarla üzerine geçirmesi. Efendim işçisinin hakkını vermemesi. İşçinin de işin hakkını vermemesi. Orada da var. Evet. Yani ayrı ayrı sektörlerde işçi çalışıyor, kaytarmaya çalışıyor. Orada efendim görevini yapmıyor. Bunun o zamanki o sorumluluk dışında olması kazancına haram kattığı gibi şeyin mal sahibinin ya da yöneticinin efendim kişinin ücretini doğru dürüst vermemesi. Burada da aldatma vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işçiye ücretini alın teri kurumadan veriniz. Yani illa her gün verilmeyecek o. Aylıksa ayında verecek. Evet, haftalıksa haftalığında verecek. Anlaşma neyse bu belli olacak. Ve kaça çalıştığı da belli olacak. Tabii burada şunun da ortaya konulması gerekir. Efendim belki asgari ücret olarak belli bir fiyat belirlenmiş olabilir. Evet. Ama onunla işçinin geçinemediği. Belliyse. Belli. Öyle. Belli. Dolayısıyla orada iş sahibi insanın oraya biraz katkı yapabilmesi iyidir yapsın. Oraya biraz katkı yapabilmesi. Yani piyasada devlet böyle bir kural vermiş ben bunun üstüne çıkmam diye söylemesi biraz bu işin yanlışıdır. Çünkü o insan da aynı kendisi gibi ekmek aynı ona da 50 kuruş buna da 50 kuruş. Evet. Efendim diğer maddeler ona da öyle buna da öyle. İşte nüfusu fazladır. Sen alıyorsun 10 bin, o alıyor 1000. Dediğiniz gibi bakın. Ha tamam. Değil mi? Tamam. Şimdi çalışıyor, gayret ediyor. O burada çalışmasının sonucunda kazansın, muhtaç olmasın. İhtiyaçlarını gidermeye gayret etsin. Sıkıntı içerisinde olmasın. Çalıştığında da hatta şurayı da yapılması, şunun da yapılması gerekir. İşçi işini son derece temiz yapıyor. Ve çeşitli fikirler de sunuyorsa, şöyle yapılsa daha iyi olur, evet, böyle yapılsa evet daha iyi olur diye işletmeye gelir getirici, katma değeri olan bir takım davranışlar da varsa onun da ödüllendirilmesi gerekir. Evet. Teşvik edilmesi gerekir. Aklını çalıştırması, daha iyiye doğru yönlendirmesi noktasında, işlerin iyiye gitmesi noktasında bunun da
olması icap eder. Gayrimeşru hayat. Onun hangi sektöründen gelirse gelsin haramdır. Evet. Hiçbir şekilde muhtaçlıktır, şudur, budur, gayrimeşru hayatı meşru duruma düşüremez diye biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve son 5 dakika işareti geldi bana efendim. Önemli şeylerden bahsedeceğiz. O zaman orayı söyleyin. Gelen bir sorumuz vardı ki onu sormak istiyorum hocam. Ticaretle uğraşmak dünyevileşmek midir? Evet. Sorusunu sormuş. Genel bir soru ama önemli bir soru dedik buyurun. Evet. O kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Son derece konumuzun özetlenmesine yardımcı olacak bir sorudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyururlar. El calibu merzukun vel muhtekir mel'unun. Evet. Çalışan, ticaret eden, tamam mı? Dışarıdan mal getiren, evet. Halkın istifadesine sunan. Yani ben bugün gidip kendim ayakkabı yapamam. Ben bugün gidip kendim sabunumu yapamam. Evet. Birileri bunları yapacak. Biz de alacağız. Bunlar hizmettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun rızıklanacağını, ödüllendirileceğini, bereketli olacağını söylüyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu sözleri var. Nedir? Rızkın 1/9 ticarettedir. Evet. Doğru ticaret olduğu sürece, işin içerisinde kara borsacılık, ihtikar olmadığı sürece, yalan olmadığı sürece, az önce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan o hadis-i şerifi ifade ettik. Evet. Tamam mı? Bunlar olmadığı sürece kişinin ticaret yapması istenir. İslam'da da olması gerekir. O zaman dünyevileşmek nedir? Burada şunu söyleyelim. Kazancında helal haram diye bir mefhum gözetmeyen, haram da benim için kazançtır diyor ise... Eyvah. Efendim elde ettiği kazancı nereye harcadığın önemli. Kimseye sorulmaz. Gayrimeşruya, kendisine zarar verecek, Müslümanlara zarar verecek yere yapılan harcamalara efendim hiç gözünü budaktan sakınmadan gidiyorsa bu adamın davranışı dünyevileşmek, sekülerleşmek. Evet. Efendim insanlara gıda yedireceğiz. Gıda meydana getiriliyor. Bunun hazırlanmasında, bunun katkı maddelerinde efendim genetiği değiştirilmiş, değiştirilmemiş ve bir takım gıda katkı var. Maddeleri evet. Var. Benim için önemli değil. Ben hep kazancımı bilirim. Ben çoluk çocuğuma efendim mutlu bir gelecek hazırlarım. Onların imkanını düşünürüm der. Haram helal demezse bu adamın bakışı dünyevileşmektir. Ha, dünya ahiret dengesine baktığımızda kazancı helal haram dengesine, emeğe, efendim karşıdakinin hakkını gasp etmemeye, aldatmamaya yönelik ise bu ticaret doğru bir ticarettir. Şahitler koyarak efendim mal kendinin olmadığı halde, hak kendinin olmadığı halde yalan şahitler koyarak efendim memurları yalan şekilde bilgilendirerek bir takım mal elde etme olayı dünyevileşmenin ta kendisidir. Haksızlığın ta kendisidir. Haksızlık varsa ticaretinde, haksızlık varsa paransının kazanmasında, memur olsun, işçi olsun. Ne olursa. Haksızlık varsa köylü olsun, satarken aldatma düşüncesi var ise sekülerleşme, dünyevileşme, hep ben kazanayım düşüncesi burada söz konusudur. Aksi takdirde helalinden, temizinden, karşıdakinin hakkına tecavüz etmeden alışveriş yapıyorsa bu hareket, bu ticari hayat dünyevileşmek değildir. Zira bunu yapacak birisine ihtiyaç vardır. Birileri bunu yapacak. Evet. Bu ticaretin olması gerekir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onun da efendim rızıklandırılacağını ifade eder. O zaman şunu söyleyelim. Paranın dini imanı olmaz derler. Paranın dini de var, imanı da var. Helal yoldan geliyorsa, helal harcanılıyor ise, evet. Haksızlık yoksa bu haram helal bir paradır. Düşünün, sahte para helal olabilir mi? Kara para helal olabilir mi? Olamaz. Sahte parayla uğraşıyorsa, kara parayla uğraşıyorsa, efendim haram kazanç onun için hiç önemli değilse, gayrimeşru yerlerden kazanıyor ise bu adam dünyevileşiyor işte. Ben haram hayatımı kazançtı. Yaşarım, hayatıma bakarım diye düşünüyorsanız bu zaten dünyevileşmek. Sonra şunu bilmek hocam, gerekir ki. Hocam emekçilikle ilgili emeğin önemi demiştik ya. Evet. Son dakikadayız çünkü. Onu da güzel bir sözle söyleyelim istiyoruz. Tamam, öyle söyleyelim o zaman. Günün sözü olsun, ikinci bölümde söylememiz gerekiyordu. Tamam. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz helalinden çalışarak. Evet. Yorgun vaziyette yatağına giren insanın günahları affedilecektir buyur. Amin inşallah. Evet.
sahip olduğumuz imkanlar Allah'ın bize emanetidir. Evet. Emanete sahip çıkmak, salih hareket etmek, doğru davranmak gerekir, ihanet etmemek gerekir. Müşteri emanettir, satıcı da emanettir. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için hocam. İnşallah. Ağzınıza Allah razı sağlık. Olsun. Rabbim hayırlı kazançlar nasip Amin. Eylesin. Hayırlı çalışmalar nasip eylesin. Amin. Lokmalarımız helal olsun. Dualarımız makbul olsun. Amin. Ne kadar İnşallah. Güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık tekrar. Amin. Evet değerli izleyicilerimiz günün sonuna geldik. Programın sonuna geldik. Gün güzellikleriyle inşallah devam edecek. Yarın saatlerimiz 11'i gösterdi. Bizden yine burada olacağız. Çok değerli bir konuğumuzla birlikte efendim. Tekrar görüşünceye kadar güzel bir köşemiz sizinle buluşuyor. Hoşça kalın. Değerli izleyicilerimiz güzel bir tarif almaya ne dersiniz? O halde bizce buyurun ekran başına bir yemek bir tarif köşemizden güzel tarifleri almaya devam edelim. Kalemlerimiz, kağıtlarımız yanı başımızda olsun. Notlarımızı alalım. Belki bildiğimiz tariflerden birini alacağız ama bu defa farklı bir şey var. Bir malzemesi değişiyor. Belki tadı da değişmiş olacak. Merkez Bera Otel'in mutfağındayız ve Veli Usta'mızdan yine çok güzel bir tarif alacağız. Ali Nazik tarifini alacağız efendim. Ustam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. İyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ali Nazik dediğimiz zaman aklımıza közlenmiş patlıcanımız evet. geliyor efendim. Sonra kırmızı etimiz geliyor. Küp küp doğranmış değil mi? Evet. Yalnız biz kırmızı etten değil de biz tavuktan yapacağız. Kırmızı et biraz buharlar biraz iyi olduğu için tavuğa. O yüzden hem sağlık açısından diyoruz. Onu da tüketmek gerekiyor. B12 vitamin için ama beyaz eti daha çok tercih ediyoruz. Evet. Beyaz et aslında daha da yiyoruz. Haftada her gün yesen bir şey olmuyor ama kırmızı eti haftada bir gün haftada bir. Yeme diye doktorlar evet öyle şey yapıyorlar. Peki. Malzemelerimize bakıyoruz. Patlıcanımız, 2 adet patlıcanımız evet, var. Patlıcanımız var. Tavuğumuz var. Biberimiz var, soğanımız var, hı-hı. domatesimiz var, sarımsağımız var. Ayrıca yoğurdumuz var, evet. salçamız var. Bir de ayrıca baharatlarımız var. Rengarenk bir evet. nazik olacak. Neyle başlıyoruz ustam? İlk önce tavukla başlayalım. Tavuğu pişirelim. Peki. Yani tavuğu pişirmeden önce ben arkadaşımıza vereyim şu patlıcanlarımız közlenecek. Sonrasında şimdi ilk önce bir yağ atayım. Yağın bir tanesini bir kısmını atıyorum. Bir kısmını da bunun sosuna kullanacağım. Hı-hı. Yaklaşık 100 gram yağ kullanıyoruz. 50'sini içine, 50'sini de sosu için diyoruz efendim. Tavuğumuzu atıyorum. Tavuğumuz da normalde iki parça bir göğüs. Yani bir tavuğun göğsü. Evet, bütün bir tavuğun göğsünü kullanıyoruz. Bu arada biraz baharat atayım. Bir baharatın birazını buraya, birazını da... Yine sosa. Peki bundan neyi kullanacağız? Hepsinden bir alacağız. Aşk olsun. Hepsinden kullanacağım. Çünkü öbürüne de hepsinden gireceğiz. Tuzumuzu da atıyoruz. Bunun hikayesini biliyor musunuz usta? Bunun hikayesini bilmiyorum. Neden Ali Nazik denmiş? Eskiden beri ta padişahların zamanından gelen bir yemek. Evet. Bir tat. Evet. Sos hazırlayacağız şimdi. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, Ali Nazik tarifini alıyoruz. Tavuklarımızı, kuşbaşı doğranmış tavuklarımızı pişirdik. Evet, pişiriyoruz. Diğer bir tarafa atıyordu. Ocakta bu bir ağır ağır pişsin. Şimdi bir sosunu ayarlayalım. Sosunu yapacağız. Sosu için de işte sarımsağımız var, evet. soğanımız var, domates, biberlerimiz var, salçamız tek var. Hepsini tek tek atacağız. Onu da sos yapıp daha sonra da üzerine dökeceğiz. Harmanlayacağız. Bakalım. Yağımızı koyuyoruz. İlk etapta sarımsağımızı atıyoruz. Soğanımızı atıyoruz. Sonra sarımsak. Soğan. Fazla atmayayım. Yani normalde ikişer diş filan veyahut da birer tane Bir dişte yeterli diyebiliriz. Çünkü sonuçta yoğurt da sarımsaklı oluyor. Evet bu defa sarımsak kokmayalım değil mi? Evet. Sonrasında bizi çok rahatsız etmesin. Yok. Ama çok da lezzet veriyor yemekleri.
pişen sarımsak pek şey yapmıyor, kokmuyor. Sadece çiğ olarak kokuyor. Yani pişen sarımsağın kokusu pek olmaz. Biraz da biber atıyorum. Bundan sonra da birazcık salça atacağım. Daha sonra da az da su ilave edip birazcık şöyle kaynamasını bekleyecek. O biz kaynayasaya kadar patlıcanını döşeriz. Evet, patlıcanımızı hazırlayacağız. Közlendiler. Fazla değil, bir kaşık kadar olsa yeter. Fazlaya gerek yok. Suyunu da salçası falan iyice dağılsın, domates iyice kendini özlesin diye suyunu veriyoruz. Çok yani güzel görünüyor. Şimdi ekmeği alacağız bu piştikten sonra, böyle sosuna değil mi? Ekmeği bana bana yiyeceğiz. Ne kadar güzel oldu. Evet, şimdi piştikten sonra yiyeceğiz. Sonra da onlar bize kilo olarak dönecek, doğru söylüyor usta. Evet, közlenmiş patlıcanlarımız soyuldular, hazırlandılar. Evet. Evet, çay servisimiz gerçekleşti efendim. Bir taraftan çaylarımızı yudumlayacağız biz, bir taraftan da sizler için tarifimizi vereceğiz. Közlenmiş patlıcanlar. Evet, közlenmiş patlıcanlar var. Evet. İlk etapta şöyle ortadan yarıyoruz ikisini de. Sonradan şöyle küçük küçük kuşbaşı diyeyim artık. Çok da küçük olmasın, evet, değil mi? Çünkü evet, çok da küçük olmasın. Tavuğun kestiğimde şeyinde. Evet, şu anda üzerine, ondan sonra da üzerine ilk etapta yoğurdu dökeceğiz. Evet. Yoğurdu döküp ondan sonra da tavuğu dökeceğiz. Sonra da sosumuz. Şimdi de yoğurdu da dökelim. Bundan sonra da pişirdiğimiz tavukları döküyoruz. Şöyle diyorsam. Şöyle de yayayım. Yemeğin içine yoğurt girdiği zaman güzel oluyor, değil mi? Evet. Güzel. Hele bir de sarımsakla patlıcan, of, kendisi daha iyi. Çok uyuyorlar. Şimdi sosunu döküyorum. Nefes görünüyor. Evet. Tabii ki sizin adınıza bizler burada tadına bakacağız, tadacağız ama siz de evde bunu mutlaka uygulayın, deneyin ve tadın. Çok güzel oldu. Evet. Şunu da şu şekilde koyalım. Süslemezsek olmayacak, evet, değil mi? Şu anda tamam. Şunu almak istiyorum ustam. Şunu alalım. Şöyle net bir şekilde görelim istiyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, bu bölümümüzde Bir Yemek Bir Tarif köşesinde Ali Nazik tarifini aldık. Ama bu defa diğer Ali Nazik yaptığımız, bildiğimiz Ali Nazik'ten biraz daha farklıydı. Tavuklu Ali Nazik yaptık efendim. Acaba tadını değiştirmiş mi? Bakıyoruz. Çok farklı değil aslında bildiğimiz tat. Sadece tavuğun tadını daha yoğun alıyorsunuz. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.